Bir sorumuz vardı. Ölürken acı hissedecek miyiz? Allah ölürken acı hissettirmesin. Ama ölürken sekerat zordur. Koma hali yani zordur. Bir büyük alime sordular. Dediler ki, iyi de ölüm o kadar zor madem ki ruh bedenden çekiliyor da ölü neden çırpınmıyor? Ölmek üzere olan kişi neden çırpınmıyor? İlginç bir soru değil mi? Madem ki bu kadar acıdır, acı veriyor yani ölüm olayı. Kişinin ruhu vücudundan çekilirken ölmek üzere olan kişi neden çırpınmıyor? El, kol. Bazı insanlarda olur ufak ama her ölüde öyle değil, her ölmek üzere olan kişi de öyle değildir. Cevap çok manidardır. Çünkü melekler onu sımsıkı tutarlar. Bu hareket edemez. İstese de bir şey yapamaz. Tutulduğu için der İslam alimleri. İbn Hanbel'in Zühd kitabında şöyle bir bilgi var. Hazreti İbrahim Allah'ın peygamberine sordular. Ölüm nasıl bir olaydır? Nasıldır? Dedi ki, ruhum dikenlerden geçiriliyordu sanki. Yani dikenler üzerinden geçiriliyordum. Ölüm o kadar ağırdır. Hazreti Musa'ya sormuşlar. Yine aynı kaynağa göre İbn Hanbel'in Zühd kitabında Hazreti Musa'ya soruyorlar. Ölüm nasıldır diyor. Bir serçenin sağ diri bir halde tavanda kızartılmasına benzer diyor. Bu kadar ağır ve zor aslında. Ama Rabbim lütfediyor. Ölmek üzere olan kişi bağırmıyor. Ama ruh bütün bunları hissediyor. Bir rahatlatıcı hadis var. Öyle buyuruluyor. Müslümanın bu dünyadaki en son sıkıntısı ölümdür. En son acısı yani. Öldükten sonra acı hissetmeyecek. Ya hocam öldü zaten diyorsun da artık ne hissedecek? Ölümle bitmiyor ki iş. Ölüm bir kapıdan başka kapıya geçiştir. Yeni bir alem başlıyor orada. Mezar alemi, hesap alemi, dirilme alemi, sonsuzluk cennet veya sonsuz işte cehennem. Allah muhafaza etsin hepimizi. Müslüman için ölüm acısı son acıdır. Yine aynı rivayette deniyor ki kötü insan için ise ölüm acısı ilk acıdır. Başlangıçtır. Yani ölümle ona deniyor ki merhaba, hoş geldin, gel bakalım. Bundan sonra seninle işimiz var deniyor. Niye öyle? Hayatı boyunca zulmetmiş, hak yemiş, insanları sömürmüş, cinayet işlemiş, haksızlık yapmış. Yani ne kadar kötü olan şeyi eylem haline getirmiş, insanları ezmiş bir insan. Tabii ki onun için azap lazım. Keşke kimse azabı hak etmesin. Herkes mükemmel olsa. Ama Rabbim herkesin mükemmel olmayacağını biliyor. Ve bunu da söylüyor ama. Kur'an inmese, daha önce İncil inmese, daha önce Tevrat inmese, söylemese o zaman zulüm olmuş olacak. Allah yaratıyor, önümüze de defteri koyuyor, kitabı koyuyor. Buna göre hareket ediyor. Konuşuyor, açık konuşuyor. Gizli kapaklı bir şey yok ki. Sen yanlış yaptığında da karşılığını alıyorsun. Bu konuda Hazreti Peygamber bizim için iyi bir ölçüdür. En güzel ölçüdür. Hazreti Ayşe diyor ki Allah Nebisi'nin alnı terliyordu. Önümüzdeki hafta ben anlatacağım onları inşallah. Bu hafta sığmayacak. Ölüm bir insanın ölürken kurtulup kurtulmadığını anlayabilir miyiz? Evet anlarız. Yani bile bile her şeyi değil ama sevgili şenlendirici. İşaretler var yani. Bir insanın ölürken ki hali kurtuldum, kurtulmadığına dair bizlere son derece güzel bilgiler veriyor. Ama önümüzdeki hafta içinde bunları konuşacağız. Ve bu hafta bir de ani ölüm olayı var. Onu derleyeceğim için ona girmiyorum. Hazreti Peygamber'in alnı terliyordu. Hazreti Ayşe diyor ki annemiz ben onun alnını siliyordum. Allah'ın peygamberi, insanların en mükemmeli. Buna rağmen Hazreti Peygamber öyle buyuruyormuş. Ölüm ne kadar zordur. Ölümün zoru vardır. Ölümün zorluğu vardır. Ey Nebi, sana salat ve selam. Sen eğer, ey güzeller güzeli, ölüm ne kadar zordur diyorsan,
Vay benim halime. Vay sevgili şenlendiricinin haline. Vay sevgili sultanın haline. Biz ne edeceğiz? Biz ne edeceğiz? Biz akıllı hareket edeceğiz. Az günah işlemeye çalışacağız. Daha iyi insan olmaya çalışacağız. Hatalarımızdan sıyrılacağız. Yapmamız gereken ne diyorsun? Çaremiz yok başka değil mi? Dersteyiz hocam burada. Bu apaçık ortada yani. Bir imtihan, bir ders. Herkes hesabını ona göre verecek. Hayata dair derslere daha çok çalışıyor sanki. Doğru diyorsun. Değil mi? Çünkü o karşılığını hemen veriyor bize. Evet. Biz biraz çok böyle materyalizme meyilli olduğumuz için hemen karşılığını almak istiyoruz. Allah ise tecil ediyor. Tamam yap sana vereceğim diyor. Biz şunu unutuyoruz. Allah sözünü en iyi tutandır. Ve cömertlerin cömerti. Biz cimriden alıyoruz. Halbuki bire 700 veren var. Daha çok veren var.